step bun 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 bun. Evanescence buns bun dun dun. Bet you wanna taste it. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Saymak gibi değil ama bu ikinci videomu çekiyorum şu anda. Umarım ilkini izleme fırsatınız olmuştur ve beğenmişsinizdir. Yine kendimi kaptırıp uzun bir listeyle şu şekilde yapmış olduğum alışverişleri sizinle paylaşacağım. Öncelikle Gratis'ten başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki Gratis'te indirim zamanı vardı. Gerçi ben bu %50'lik indirimden sonra gittim. O zaman şansım oldu. Olsun, aldıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Clear Men mentollü eşim için aldım. Ferahlatıcı, nane etkili ve kepeğe karşı koruma diyor. Ardından Listerine'in bu ağız çalkalama suyunu aldım. Bu arada Clear Men'in fiyatı 12.90. Listerine'in fiyatı 18.50. Bunun ben diğer videomda bahsetmiştim. Küçük boyunu almıştım ve gerçekten sevdim. Fazla ağız da yakmıyor ve güzel, başarılı bir beyazlatması var. Tavsiye edebilirim. Ve yine Blade Deo Spray 7.90. Çok hoş bir kokusu var. Ben çok sevdim. Hatta şöyle sıkayım tekrar. Çok böyle etkiliyor insanı. Ayrıca bir alana ikincisi de hediyeydi. Bunları yine eşim için aldım. Daha sonra biraz fazla sıktım galiba. Elsem'in bu mucizevi bakım yağını aldım. Yumuşak ve parlak saçlar için her saç tipine uygun olanını aldım. Yani benim de diğer YouTuber'lardan takip ettiğimde bu sarı kapaklıların daha başarılı olduğunu söylemişlerdi. Ben de o şekilde onlara güvenerek aldım ama henüz denemedim. Denedikten sonra kendi yorumlarımı katacağım inşallah. Fiyatı 10.90. Ardından Wet n Wild'ın Coral Medium tonlu bu kapatıcısını aldım. Gözüm için, göz kapaklarını uygulamak için aldım ben. Fiyat 12.90. Daha sonra şu saç spreyini aldım. GUT 2B Guardian Angel diye. Şöyle gösterebilirim. 18.90 fiyatı. Bu 220 derece ısıya karşı koruyucu bir spreymiş. Yani saçlarınızı düzleştirmeden önce falan kullandığınızda ya da maşa yapmadan önce kullandığınızda saçınızı koruyacağını iddia ediyor. Artık deneyip göreceğiz. Daha sonra Maybelline'in bir kaş kalemini aldım. Şu şekilde uygulama yapalım. Bilmiyorum, ben biraz daha koyu istedim ama bunun bana uyacağını söylediler. Geçen videomda da palet için aynı şeyi söylediler ama bir açık geldi bana. Çok severek kullanamadım yani. Umarım bu seferki iyi olur. 15.90 fiyatı. Ve yine Wet n Wild'ın far paletini aldım. Şöyle bir gösterelim. Renkler. Uygulamalarını denemek gerekirse. Zaten diğer YouTuber'larda da var gördüğüm kadarıyla alıp deneyenler. Oradaki bayan da kullandığını söyledi. Ben de denemek istedim. Yani fena değil gibi. 18.90 evet fiyatı. Ardından Eclipse far dağıtma demiş. Evet. Şu fırçasını aldım. 2.95'ti. Ardından yine Eclipse'in profesyonel göz farı için fırçasını aldım.
şöyle açmaya çalışıyorum da. Aç. Çok başarılı bir ambalajlaması var. Evet. Şu şekilde far fırçası. Fiyatı 14.90. Ve yine Eclipse'in, şöyle göstereyim bunu da, eyeliner fırçası 9.90 fiyatı. Evet, bunlar gratis alışverişimizde. Sonra Rossmann'a da gittik. Gittim yani. Sesu'nun Sil Alda temizleyici bakım yağını almak istedim ben. Şöyle. 5 lira fiyatı. Bu XX Large Nude Real The Young diye bir marka. Rossmann'da. Paletin fiyatı 12.99. Renk tonları gerçekten hoşuma gitti benim. Görünüş olarak. Kullanım olarak nasıl olacağını bilmiyorum ama şöyle bir kaç tanesini uygulayalım. Gördüğünüz gibi sürüşünde yani rengi hemen veriyor gibi. Yine oradaki bayan da tabii ki satış için de önemli söylüyorlar ama memnun olduğunu ve başka hatta bu tonları kullandığını söylemişti. Ardından şu aydınlatıcı uygulamak için olan yelpaze fırçadan aldım. Bu For Your Beauty diye bir şey. Marka. Evet. Sonra bunun fiyatı 4.99 bu arada. Ve Real The Young diye bir krem aydınlatıcı aldım. Bu böyle çok simli değil. Bir ton değişiği vardı simli olarak ama fazla simli olsun istemedim. Şöyle bilmiyorum nasıl gözükecek. Şöyle süreyim. Belli oluyordur. Şuradaki parlaklık. Bakalım başarılı mı, göreceğiz yine. Bunun fiyatı da 9.99. Bir de şu yüz temizleme fırçasını aldım. Artık peeling uygularken falan. Fiyatını söyleyeyim, bir yandan 6.99. Oradaki hatta erkek satış temsilcisi bayağı bir tavsiye ediyordu başkalarına da. Ben de inceliyordum bir yandan. Gördüm. Kıllarının yumuşak olduğunu, yani çok da yumuşak değil gibi ama gerçi bunu uygulamak için de biraz sertlik gerekiyor herhalde. Yani cildi tahriş etmez diye özellikle sordum. O da kesinlikle öyle bir şey olmayacağını söyledi. Ve yine bunu da deneyerek, deneyimlerimi sizinle paylaşarak ancak görebileceğiz. Henüz bunları hafta sonunda aldım ama henüz açmadım. Videoyu çekmek için bekliyordum. Daha sonra ben ne almışım? Watsons'tan bu Elsevier saç kremini aldım. Bu bakım kreminin fiyatı 10.90. Ve yine bunu da Watsons'tan başka bir zaman diliminde almıştım ama Sios saç spreyi. Tutuş ve güç, esneklik, muhteşem parlaklık. Ve ben böyle çok sıktığında sertleştirme yapmasını istememiştim. Bunu aldım. Bu da yanılmıyorsam hatırladığım kadarıyla 18.90 ya da 18 lira civarındaydı işte fiyatı. En son olarak da şöyle Madame Coco'dan şunları aldım. Şu küçük sepeti aldım. Ama bazı kıyafetlerimi düzenlemek için aldım. Fiyatı 11 lira.
Bir de bu makyaj çantasını aldım. Şu şekilde. Tatlış puantiyeli. Bunun fiyatı da 6 TL. Bayağı bir düşmüş yani. 6 TL'ye düşmüş. Madame Coco'da. Bunlar da bu şekilde. Evet. Yavaş yavaş bu düzene, yani kamera karşısında hitap etmelere ve sizinle samimi bir şekilde konuşmaya alışmaya çalışıyorum. Umarım siz de severek ve keyifle izliyorsunuzdur ve henüz deneyimlemelerle ilgili video paylaşamadım ama en azından neyin ne kadar ve nerede bulunacağıyla alakalı sizlere fikir edinebildiysem ne mutlu bana diyorum. Çok fazla uzatmadan, yani size de sorabilirim, deneyimlememi istediğiniz herhangi bir ürün ya da bana, benimle ilgili merak ettiğiniz herhangi şeyler varsa yazabilirsiniz, sorabilirsiniz, sizlerle paylaşmaya çalışırım. Dediğim gibi, keyifle izlediyseniz beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler. Hoşça kalın. Bun 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 bun, evanescence buns bun dun dun. Bet you wanna taste it.